Murat Muratoğlu Bu işte parmağı var. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye'yi sokmak. Buna çok yakınız dedi. Peki yine niye algı çalışmalarını başlattılar? Nedeni basit. Hayal satmak zorundalar. Sığınacak icraat bulamıyorlar. Ekonomi felaket. Dikiş tutmuyor. Yönetim parmağını bile kıpırdatmıyor. Hani evler satılır, anasının gözündedir, havalimanına 15 dakika, metronun 10 dakika uzağında diye pazarlanır. Oralara nasıl gidildiğini söylemezler ama. Helikopterle mi acaba? Binali Bey'inki o hesap galiba. Dünya parmağıyla zaten Türkiye'yi işaret ediyor. Aldığı borcu boşa harcadı, parayı betona gömdü, tüketimi aktardı, yandaşa dağıttı, ihale verdi, lüks harcamalar yaptı. Parası en çok değer kaybeden ülke payesini aldı. Ekonomisi dünyanın en kırılganı olanı kim? Aha işte bu ülke. Parmakla göstermek sayısı az anlamına da gelir. Buyurun size Venezuela, Suriye, Kuzey Kore. Hepsi parmakla gösteriliyor. Gelecek kuşaklara ders çıkartılsın isteniyor. Parası en hızlı değer kaybeden, faizleri en hızlı yükselen, enflasyonu dünyada ilk beşe giren, cari açığı gökleri delen, abuk sabuk harcamalarla bütçeyi tarumar eden, her geçen gün daha da fakirleşen ülke hangisi? Türkiye. Ayıp drama yapma, parmakla gösterme. Var ya bu ülke yandaşa bir ihale zimmetledi, hedeflenen yolcunun %5'i bile kullanmıyor ama tam kapasite çalışıyor gibi devletten parayı alıyor. Yolcu garantisinin bitiş tarihi 2044 yılı Şubat ayında. Yani 22 yıl var daha. Oha paraya baksana parmak hesabı yapılsa bile imza atılmazdı bu anlaşmaya. Hangi parmakla gösterildiği de önemli tabi. Orta parmak, dilsiz alfabesinde boş konuşuyorsun anlamındadır. Batı kültüründe karşındakine göstermek kavga sebebidir. Sen parmakla gösterildiğini sanırsın, ufak nüansı kaçırırsın. O parmak sana doğru hafifçe sallanıyorsa anlamı başka. Diş bileye dursana. Aman çok yaklaşma. Şu anda iki elin parmaklarının yanına ayak parmaklarını da ekle. Hepsini ile çarpsan bile enflasyonu göstermekten aciz kalıyorsun. Kafa, kol, bacakları da yanına koysan yine yetişemiyorsun. Neden bahsediyorsun? Hemen serçe parmağını gösteriyorum kendisine. İddiaya girelim. Demişti ya 2023 hedeflerimiz tutacak. Kişi başı gelir 25 bin dolar olacak diye. Tabii ki fasulyesine. Hırsızlığa girer benimki aksi takdirde. İşaret parmağına gelince hastanede sus demektir ki en anlamlısı budur bence. Bak nereden nereye geldi koca ülke. Hele yüzük parmağı. Anlaşalım mı demek anlamı. Hayatınızın bir döneminde biri o parmağından çıkarttığı yüzüğü mal varlığı diye size gösterip bir gün duyarsınız ki çok zengin olmuşum. Bilin ki haram yemişim derse, arkanıza bakmadan kaçın. Altınızdan donunuzu alacaktır. Uzak durun, yaklaşmayın.